İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Birinci Dünya Savaşı'nda savaşmış bir devlet Batı Ermenistan. Orta Doğu'da barış denkleminin formülünde eksik bir figür. Ermeniler, George Kent, Paşinyan-Trump görüşmesi yakında gerçekleşecek. Dışişleri Bakanı Zohrab Mınatsaganyan, Artsakh'ın statüsü ve güvenliği bizim önceliğimizdir. Suriye'nin İdlib uyarısı, sessiz kalmayacağız. İstanbul'da nihayet bir sokak Grand Link adını aldı. Bedevi Batra'nın tanıklığı 1915'te Derzor. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu, Batı Ermenistan'ın ve Ermeni Lejyonu'nun ayrıca diğer silahlı grupların kuruluş ve faaliyetlerini dile getiren makaleler serisinin ikincisini sunmaktadır. Aşağıda makaleden bir kısım sunuyoruz. Ermeni gönüllülerin Doğu Lejyonu'na kabul edilme koşulları. Aralık 1916. Dışişleri Bakanlığı ve Ermeni Heyeti Başkanı'nın mutabakatını takiben Komutan Romeo başkanlığında Mısır'a gönderilmesi için bir Fransız organı oluşturuldu. Bu Kahire'ye Kasım 1916 tarihinde ulaştı ve bir lejyon oluşturulması için değişik Ermeni kuruluşlarının yöneticileriyle görüşüldü ve bu Doğu Lejyonu ismini aldı. Bu anlaşmaya göre karar verildi. 1. Bu Doğu Lejyonu Kilikya'yı kurtarmak için Ermenilerden oluşacak, daha sonra ulusal ilhamlarına göre yeni bir isim alacak. 2. Bu Ermeni Lejyonu Kilikya'da sadece Türklere karşı savaşacak. 3. Bu Ermeni Lejyonu yeni Ermeni Ulusal Ordusu'nun çekirdeğini oluşturacak. Birinci Dünya Savaşı'nda savaşmış bir devlet, Batı Ermenistan 2 adlı makalenin tamamına internet sayfamız olan westernarmeniatv.com sitesinden ulaşabilirsiniz. Orta Doğu'da barış denkleminin formülünde bir figür eksiktir, Ermeniler. Makalenin Arapça seçeneği westernarmenia.com sitesinde mevcuttur. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardımcısı George Kent, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın görüşmesinin gerçekleşeceğinden emin. Bugün Yerevan'da basınla bir toplantı gerçekleştiren George Kent, gazetecilerin Nikol Paşinyan Donald Trump görüşmesini ABD yönetimi öngörüyor mu sorusuna verdiği cevapta, diplomatlar olarak bizler her zaman liderliğimizin görüşmelerine destek oluyoruz. Eminim bir görüşme olacak ama ne zaman ve nerede olduğunu söyleyemem. Bu konunun Başbakan Paşinyan ile Büyükelçi Bolton'un görüşmelerinde ele alınacağını düşünüyorum dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un 20 Ekim'de bölgeye geleceğini belirtelim. Bolton, kendi Twitter'daki mikrobloğunda ayrıca Ermenistan'ı da ziyaret edeceğini yazdı. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Zohrab Mınatsaganyan, 15 Ekim'de Lüksemburg'da gerçekleşen Doğu Ortaklığı'na üye ülkelerin dışişleri bakanlarının toplantısına katıldı. Avrupa Birliği'nin dışişleri ve güvenlik politikaları sorunuyla ilgili yüksek temsilci, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini, Avrupa Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, Avrupa Birliği üyesi devletlerin ve ortaklık devletleri Dışişleri Bakanları bu toplantıya katıldılar. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ermenistan Dışişleri Bakanı kendi konuşmasında özellikle Doğu Ortaklığı, Ermenistan'daki son dönemdeki yerel siyasi gelişmeler ve hükümetin ulusal kalkınma gündeminin öncelikleri çerçevesinde işbirliği beklentilerine değindi. Dağlık Karabağ sorununun çözümü ile ilgili olarak Bakan Mınatsaganyan, Artsakh'ın statüsünün ve güvenliğinin Ermenistan'ın başlıca öncelikleri olduğunu vurguladı. Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Nusra Cephesi Türkiye ile Rusya'nın yaptığı anlaşmaya uymazsa İdlib'deki mevcut durumun sürmesi karşısında sessiz kalamayız dedi. Suriye'nin İdlib bölgesinde Türkiye ile Rusya'nın uzlaşmasıyla planlanan silahsız bölge için Türkiye'nin talebiyle silahlı gruplara verilen süre bugün dolarken, Suriye yönetiminden Nusra Cephesi diye bilinen Heyyet Tahrir el-Şam için sert açıklama geldi. Suriye Dışişleri Bakanı Muallim, cihatçıların Rus-Türk anlaşmasına uymaması halinde İdlib'deki durumun böyle devam edemeyeceğini söyledi. Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi ile ortak basın toplantısında konuşan Muallim, Nusra Cephesi bu anlaşmaya uymazsa İdlib'deki mevcut durumun sürmesi karşısında sessiz kalamayız uyarısında bulundu. Agos'un yazdığına göre İstanbul'un Ermenilerle yoğun Şişli ilçesinin Meşrutiye Mahallesi'nin Samanyolu Sokağı,
Bundan böyle İstanbul Ermeni gazeteci, Agos gazetesi kurucusu ve eski redaktörü 2007 yılında katledilen Hrant Dink'in ismiyle anılacak. Kaynağın belirttiği üzere İstanbul'da yerel yönetimler tarafından yaklaşık 90 sokağın isimleri değiştirildi. Hrant Dink ile ilgili tasarı belediye konseyi üyelerinin çoğunluğunun desteğiyle onaylandı. İktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi ile muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri tasarıya evet oyu verdi. Hrant Dink'in 19 Ocak 2007 tarihinde Agos binası önünde katledildiğini hatırlatalım. Batı Ermenistan, Suriye bedevi bir Arap kadının şahitliği ki 1915'te 9 yaşındaydı ve Ermeni kervanların çölleri aşıp Derzor'a nasıl gittiklerini hatırlamaktadır. Ben 93 yaşında bir Arap çöl kadınıyım. 1915'te ben 9 yaşındaydım ve zulme uğramış Ermenilerin kervanlarının birbiri ardı sıra Derzor'a nasıl geldiğini hatırlıyorum. Onlar yalın ayak ve paçavra içerisinde açlık ve susuzluktan neredeyse yarı ölü gibiydiler. Onlar gelip Derzor Köprüsü'nde toplandılar. Biz Türk jandarmalarının ve Çeçenlerin onların çoğunu nasıl öldürdüğünü gördük. Kaçırılan Ermeniler bizim çöldeki şeyhler ve köy muhtarlarıyla evlenmek zorunda kaldılar. Onlar ailenin değerli anneleri oldular. Onların çoğu İslamlaştırıldı. Ancak bazıları inançlarını değiştirmedi. Bizler Ermeni kadınlarının güzelliğine hayran kalmıştık. Onlar güzel gözlere sahipti. Bundan başka onlar dengeli, sadık ve gururluydular. Onlar asla unutmuyorlardı. Türkler Ermenileri Suriye çöllerine attı, Araplar ise onları acıyıp topladı. Bu sözler Verjine Sivazya'nın Ermenilere uygulanan soykırımın görgü tanıklıklarının kanıtı adlı kitabından alıntılanmıştır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gomidas'ın Gurung adlı eserini sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.